FIBA'dan bahsetmeyi sürdüreceğiz. Genel itibariyle de Shitcoin üzerinden konuşacağız diyebilirim. Evet. Bu arada gördüğünüz gibi şey tarafında iyi bir açılma var. BTC tarafında iyi bir açılma var. Güzel bir şekilde süre geliyor. Bakalım. Shiba Inu yükseliş momentumunu koruyor. Ancak bu kısa ömürlü mü? Kısa ömürlü, uzun ömürlü şuna göre daha önce de konuştuk. Mesela mevcut yükseliş sürecinde bir noktadan sonra BTC'ye rağmen hareketler yapamayacaktır. Örnek veriyorum, Bitcoin ısrarla 28.500'lere doğru işte salınım gerçekleştiriyor falan tarzında. Bu şartlar altında Shiba da hareket olarak şey yapamayacaktır. Nasıl diyeyim? 97'lere kadar ben bu çerçevede gidebileceğini pek zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Muhakkak ki BTC'nin açılımı bu noktada gerekli olan şey olacaktır. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. SHIB'in performansı olumlu bir Lunar Crash sıralaması çekti. Piyasa etkinliği ve sosyal ölçümlere dayalı olarak 4400'den fazla coin'e karşı birinci sırada yer aldı. Bu sıralama Shiba Inu ekosistemindeki sağlıklı aktiviteyi onaylar diyor. Shiba Inu Lunar Crash'in sosyal ölçümler ve piyasa etkinliğine dayalı kripto sıralamasında zirveye ulaştı. Evet, SHIB önemli bir kısa vadeli seviyede bir miktar dirençle karşılaştı. Bu 85 noktalar aslında 85 noktalarını Shiba hala tam olarak egale edememiştir. Hala tam olarak üzerine atıp sağlıklı bir hareket yapamamıştır. Dolayısıyla kalıcı olamamıştır. Ve bu şekilde de pozitif hareketlerinde bir yavaşlık karşımıza geliyor. Ya bu şartlar altında da normal diyorum ya aylık kapanış gelirken bunları yapması bile yani son 2-3 gündür bu şekilde hareket etmesi bile aslında çok güçlü bir performanstı. Shiba Inu kripto piyasasını düşük volatiliteyle karakterize olmasına rağmen son zamanlarda şaşırtıcı derecede iyi performans gösteriyor. SHIB yavaş piyasa koşullarına rağmen bir şekilde sağlıklı görünürlüğünü korumayı başardı. Portföyünüz yeşil mi diyor. Shiba Inu kar hesaplayıcısına göz atın. Bakın ben hep şunu söylüyorum. Çünkü gerçekten de doğru bir durumdur. Shiba tarafında yatırımcı maalesef genelde en çok yapılan hata bu. Piyasanın tamamında altcoin'lerde yapılıyor. Düzgün bir şey üzerinde durulmuyor. Yani kimisi var ki çok böyle anormal hareketler var. Normal hareket dediğimiz nedir ya? Ether balinalarını biraz inceleseniz ya da büyük şirketlerin yaptığı hareketleri oluşturduğu portföyleri vesaire şöyle bir inceleseniz aslında demek istediğim şeyi çok iyi anlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi kimisi şu öyle yapıyor ki diyor ki ben şu coin'i aldım bir 10-20 sene bekleyeyim. Bekle bakalım ne olacak? Coin mi kalır yani 10-20 sene sonra? Ya da ne bileyim işte kimisi de hazır tam boğa arifesinde dipten alımlar yapıp elindeki varlığı artırıp ATH bekleyeceği yerde ondan ona kaçıyor, ondan ona kaçıyor. Sonuç hiçbir şey alamıyor. Yani şey misali, iddia misali hareket ediyor. Halbuki onun yerine mesela iddia da oynayabilirsin ya da herhangi bir kumar oynayabilirsin gerçekten de. Ya da ne yapmak lazım? Dip fiyatlardan alım yapmak ve gerçekten öngörülebilir noktaları belirlemek gerekecektir. 97'lerin altı sezon içerisinde Shiba alımı için uygun bir noktaya tekabül ediyor. Perspektif açısından Shiba'nın performansı olumlu bir Lunar Crash sıralaması çekti. Shiba Inu ekosistemindeki sağlıklı aktiviteyi doğrulayarak piyasa aktivitesi ve sosyal ölçümlere dayalı olarak 4400'den fazla coin'e karşı birinci sırada yer aldı diyor. Lunar Crash bulguları Shiba Inu'nun bazı ölçümlerini yansıtıyordu. Örneğin sağlıklı sosyal hakimiyetini sürdürdü ve son 4 hafta boyunca oldukça aktif oldu. Benzer şekilde yatırımcı güveni ağırlıklı duyarlılığındaki istikrarlı yükselişe bakılırsa yükselişte diyorum. Ben genelde bunları şöyle aslında eleştiriyorum. Mesela Lunar Crash'tan ziyade daha çok Santiment'i falan beğeniyorum ben. Haricindekileri çok fazla bu veri sağlayıcılarını beğenmiyorum. Sebebini de şöyle söyleyeyim.
vakitli açıklamalar yapmıyorlar. Örneğin biz birkaç hafta, mesela 4 hafta diyor. Örneğin 4 haftadır Shiba'nın balina aktivitesinden konuşuyoruz. Hala da konuşuyoruz. Şimdi Lunar Crash'ın ya da bazı bir takım tarafların konuyla alakalı bir açıklaması gelmiyor. İşte yükselişten sonra bu yüzden yükseldi. Tamam, o yüzden yükseldi. Güzel. Ama yükselişten önce veriyi söylesen daha sağlıklı olmaz mıydı mesela? Zaten belli metrikler yükselişin habercisidir. Bu doğru olacaktır. Mesela balinaların yüksek tutması, cüzdan aktivitesi gibi, ama bu zamanında sağlanırsa daha iyi olur yani. Shib'in yükseliş eğilimi gösteren fiyat hareketi dirençle karşılaştı. Shiba'nın sıralaması ve ağ performansı yerel simgesinin durumunda yansıtır. En iyi kripto para birimlerinin çoğu yatay aktivite yaşarken Shib'in fiyat hareketi son 4 haftada yükseliş eğilimini sürdürdü. Örneğin Cuma günkü işlem seansında 84,5'ta zirve yaptı. Shib'in fiyat hareketi son 6 hafta içinde aynı aralığa çıktıktan sonra daha önce direnç görmüştü. Şu anda 85'ler önemli. Kırma ihtimali de yüksektir. Özellikle şu an BTC desteklediği müddetçe ben zorluk yaşayacağını pek zannetmiyorum. Günlük kapanışa çok dikkat edin. Ha, yarınki aylık kapanışı kastetmiyorum. Ha, bugünlük kapanışa, yani bu geceki 3'teki kapanışı kastediyorum. 29.400'ler üzerinde kapatmayı başarabilirse piyasa, bu çok iyi olacaktır. Hem BTC yukarı yönlü bir gidişat sağlayabilir. Bakın şu anda da çok güzel saatlikte Golden Cross yapmaya doğru gidiyor. Eğer kapanışı sağlayabilirse üzerinde, bu çok çok pozitif olacaktır. 430'lar üzeri, tamam mı? İyi bir hacimlenme sağlayabilir. Bakınız 4 saatlikte de EMA50 üzerine attı, atıyor. Hakeza bu da önemli olaylardan bir tanesidir. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar da Shiba üzerine etkileyen çok önemli unsurlardı. Shib'in enfiyayı basın zamanında bazı çıkışlar yaşadığını öne sürerek çoktan döndü. Bunun nedeni yukarıda belirtilen kısa vadeli dirence yaklaştığı için kar elde etmesi olabilir. Buna rağmen RSI %50 seviyesinden geri dönerken hala göreceli gücünü koruyor. Ne diyor? Daha önce belirtildiği gibi kripto pazarındaki faaliyetlerde bir yavaşlama oldu. Bununla birlikte özellikle Shib'in aktif adreslerin sayısı önemli ölçüde düşmesine rağmen toparlanmayı başardığını düşünürsek bunun Shiba Inu üzerinde o kadar büyük bir etkisi olmamış olabilir. İçeride bir para dönüyor, fakat içerideki para görece pozitif döndüğü için bu da iyi bir noktaya işaret ediyor. Tekrar ediyorum, günlük kapanışa dikkat etmenizi öneririm. Son 24 saatte diyor, 4 hafta öncekine göre düştükten sonra aktif adreslerde bir artışla karakterize edildi vesaire vesaire. Zaten haber burada bitiyor. Sonraki videolarda da değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.